Önerge üzerinde söz isteyen İzmir Milletvekili Ertuğrul Kürkçü. Buyurun Sayın Kürkçü. Sayın Başkan, buyurun. Sevgili arkadaşlar, hepiniz biliyorsunuz bu tartışma aslında sadece bir tek madde için yapıldı. Geri kalanlar teferruat. Yani bu tartışmanın özü bakımından bir karşılığı yok. İçişleri Bakanlığı elde olan çeşitli ihtiyaçlar dolayısıyla torbaya onları da koymuş. Olsa da olur, olmasa da olur. Dolayısıyla madde üzerinde o kadar duracak değilim. Ancak bu tartışmalar sırasında ortaya çıkan kimi meseleleri de ister istemez görmek, karşılamak zorundayız. Özellikle 6. maddeyle ilgili tartışma sırasında din adamları, din adamlarının nikah kıyması meselesi öylesine gündemleşti ki burada şunları duyar olduk. Din adamına laf söyleniyor, din adamı eleştiriliyor. Eleştirilir mi, eleştirilmez mi? Şunları da işliyoruz. Vallahi eleştirmedik ya, eleştirdiysek ne olalım? Şimdi İslamiyet'te din adamlığı diye bir şey var mı sevgili arkadaşlar? Hani biz evet sizin gibi her gün camiye giden Müslüman değiliz ama Müslüman anne babanın çocuğuyuz. İslamiyet'te din adamlığı diye bir şey yok. İkincisi İslamiyet'te dini vecibelerin cemaat tarafından yerine getirilmesi için önderlik edenler cemaatin içinden herhangi birisi olur ve bunun için para almazlar. Devlet adamı devletten para alır. Dolayısıyla Diyanet İşleri'nin memurları devlet memurudurlar. Devletin hizmetini görürler. Mevzu bundan ibarettir. Devlet işini gören herkesi eleştiririz arkadaşlar. Cumhurbaşkanını eleştiriyoruz. Müftüyü, imamı, vaizi, mezarcıyı eleştiremeyeceğiz mi? Nereden çıkıyor bunlar? O yüzden burada eleştiriden muaflık diye bir şeyle önce Diyaneti dokunulmaz kılmak, ondan sonra Diyanetin işlemlerine dokunulmaz kılmak, kendini Diyanetle bağlayarak kendini eleştirilmez kılmak, böylelikle hegemonyayı yeniden üretmek. O kadar ucuz değil. Biz bunları kabul etmiyoruz. Din adamlarını da herkesi de eleştiririz. Devletin hizmetini gören, yani toplumun hizmetini gören herkes eleştirilmesi gerektiği kadar eleştirilir ve onlara ne bir kutsallık ne de başka bir şey izafe edilebilir. Bu manada Diyanet İşleri Başkanları da böyledir. Öyle olmasa hizmetini beğenmedik diye şutlanıp işten çıkartılmazlardı. Öyle olmasaydı şu ya da bu şekilde devletin maaşına muhtaç olmazlardı. Din hizmeti böyle olmaz. O yüzden bizi bunlarla korkutmaya çalışmayın. Ben gene de maddenin içinden bir hususa değinmek isterdim. Eğer hakikaten nüfus işleri ile ilgili kanunda bir önemli değişiklik yapılacak olsaydı, mesela benim mutlaka ihtiyaç olduğunu gördüğüm fakat kanunun bizzat o gerçekleşmesini engellediği bir hususa dikkat çekmek isterim. Kanunun 44. maddesi Türkiye Cumhuriyeti yurttaşlarının soy ağaçlarını elde etmelerini engellemektedir. Üst soy ve alt soy dışında, yani anne ve babalarıyla çoluk çocukları dışında hiç kimseyle ilgili olarak nüfus müdürlükleri insanlara kendi soyları, soy ağaçları konusunda hiçbir bilgi vermez. Bunu da Danıştay'ın bir kararına dayandırır. Şimdi böyle bir şey düşünebilir misiniz? Siz bu ülkede, bu toplumda, bu topraklarda yaşıyorsunuz. Binlerce yıldır yaşıyorsunuz. Bunun kaydı kuydu devlet tarafından tutulmuş. Fakat siz benim büyük babamın büyük babası kim ve onun çocukları kim? Büyük annem kim? Büyük babamın büyük babası kimle evlendi de oradan büyük babam doğdu diye sorduğunuz zaman İçişleri Bakanlığı yasak, bu konuda bilgi edinemezsin diyor. Ben tahmin ediyorum ki bu kişilerin özel hayatının gizliliğiyle hiçbir ilgisi olmayan, esasen soya ve etnisiteye ve inanca göre kurulmuş bir ulus tanımını gerçek bilgilerin çeliyor olmasıyla ilgilidir. Eğer 5 kuşak geriye gittiğimizde herhangi birimizin soyunda bir Ermeninin, bir Rumun, bir gayrimüslimin ya da herhangi bir biçimde İslamiyet ya da Türklükle alakası olmayan bir Anadolu
insanının izi çıkmazsa ben de hiçbir şey bilmiyorum. Zaten bütün genetik araştırmalarda bunun böyle olmadığını doğruluyor. O yüzden yurttaşları bu kadar çok soydan ecdattan söz edip yurttaşları ecdadının bilgisinden yoksun etmek ancak soya, etnisiteye ve inanca bağlı bir ulus tanımının sonucu olabilir. Ama hakikat bu tanımla çelişiyorsa o zaman hakikate uymak, tanımı değiştirmek evladır. Teşekkür ederim.